Herkese selam, herkese selam. Avusturya'dan herkese selam. Az önce çok komik bir şey oldu. Slovenya'ya giriyordum arkadaşlar. Allah'ım yarabbim ya. Ya girmesi bir şey değil Slovenya'ya, tamam mı? Ama vignetlerini falan almadım. Bir de daha önce geçmiştim oradan. Orası biraz daha sanki uzuyor gibi. Şimdi Avusturya'dan Viyana üzerinden Hungarna, yani Macaristan'a doğru gidiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Bu Avusturya'da biraz yavaş geçiyorsunuz. Onun nedeni de burada hız sınırları çok sabit arkadaşlar. İşte 130'la gitmeniz gerekiyor. Ya da işte 100'le gitmeniz gerekiyor. Bazı yollar 80. Bu şekilde şey yapıyorsunuz. Şimdi ben şu kameraya kurmuştum. Şu navigasyona şeyleri kurmuştum, adresleri, ancak o Slovenya'dan en hızlı yolu veriyor, vermiş demek ki. Onu tekrardan değiştirdim. Ancak ben şimdi şuraya telefonu da koydum. Telefondan da bakıyorum. Yaklaşık Macaristan'daki ilk konumum olan Missa Otel'e yaklaşık 4 saat var arkadaşlar. Tabii inşallah bu gümrüklerde falan çok beklemem. Gümrüklerin bekleme sürelerini eklemiyorum bile oraya. O yüzden dediğim gibi artık 4 saat diyorum ama belki 5 saatte orada olurum. 6 saatte olurum, bilmiyorum. Şu an saat 6'yı 10 geçiyor. Benim ilk rotam Macaristan'daki Missa olduğu için oraya da şu anda saat 10'da varacağımı söylüyor. Bakalım artık. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Hiç öyle basma şeyleri yapmıyoruz. Yollarda her zaman gözünüzün açık olması lazım. Hiç öyle basıp gitmeyi de ya da hızlı varmak için uğraşmak için çalışmayacaksınız. Yavaş yavaş tın tın. Genelde ben şu sağ tarafa geçiyorum. Sağ taraftan kuruyorum tempomatı. 125'e, 126'ya yavaş yavaş gidiyorum. Buralarda böyle arkadaşlar. Size şöyle göstereyim buraları da. Bildiğiniz yeşilliklerin, Allah bu ülkelere yeşillik şeyleri yapmış arkadaşlar. Buralar felaket ya. Yani tükürseniz ağaç çıkacak yani. Maşallah diyelim. Bazı gençler kapışmak istiyor falan. Ama onlara hiç ayak uydurmamanız gerekiyor. Yavaş yavaş gidin ya. Çünkü çok polis var, çok radar var. O yüzden hiç gerek yok. Yakıtımızı tazeledik Avusturya'ya girmeden önce. Avusturya'da Avusturya girişinde bir kontrol olmuyor arkadaşlar. Sadece polis oluyor işte. Bakarsa bakıyor, bakmazsa bakmıyor. Ama Almanya'ya girişte inanılmaz sıkı bir şey gördüm. Polis ve güvenlik gördüm. Onun da nedeni inanılmaz kaçakçılık yapıyorlarmış. İnsan kaçırmanın ziyadesinde insan kaçırmanın yanında başka şeyler de getiriyorlar. O yüzden bu şekilde bayağı bir güvenlik vardı. İlk defa bu kadar gördüm çünkü. Ben de şaşırdım açıkçası. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Birazcık ne derler ona, iş çıkış saati burada arkadaşlar. Yoğunluk oluyor. Zaten bu Viyana tarafında hep yoğunluk oluyor. Bakın mesela şimdi 100'e düşüyor. Burada 100'le gitmeniz gerekiyor. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi 80'e düşüyor mesela. Ya bu genelde böyle hani normal radarların dışında bir de hızınızı ölçen radarlar var arkadaşlar. Onlar da fena. Onlar senin mesela buradan girip oradan çıktığındaki hızını tespit ediyor. Mesela 80 ise 80 git yani. Kasmayın ya. Yani çok şey yapmayın ama burada ne var? Gene çalışma var. Ya o kadar güzel yerlerden geçiyorsunuz ki bu yolların benim için en böyle güzel olan tarafı ufkunuz genişliyor arkadaşlar. Yani böyle ne derler ona,
çiftlikleri görüyorsunuz, insanların yaşam şeylerini görüyorsunuz, yolda insanlarla merhabalaşıyorsunuz, insanların yaşam alanlarını görüyorsunuz yollardan geçerken. Bu da çok güzel oluyor yani. Ben seviyorum ya. Ya bu bir tutku gibi bir şey arkadaşlar. Bir yıl. Ben hiç bu kadar hayatımda uzun yol yapmadım ama buraya yerleşmeden öncesine dair Türkiye'de. Ya burası da farklı bir şey yani. Hadi bakalım şimdi yeniden yolumuza bakalım. Macaristan'a girdiğimde de size Macar sınırını falan gösteririm. Büyük bir ihtimal orada bir yoğunluk olabilir. İnşallah olmaz. Bazen hiç kapıda kimse olmuyor arkadaşlar. Anlamıyorum yani. Bazen bir bakıyorsunuz kapı bomboş oluyor. Bazen bir bakıyorsunuz kapı full oluyor. Güvenlik dahi olmuyor yani. Anlamıyorum. Havada demin yağmur yağıyordu. Şimdi açtı. Tipik Avrupa havası arkadaşlar. Cama da devamlı şeyler, ne derler ona, sinekler falan yapışıyor sağ olsunlar. Bu şekilde devam arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Avusturya'yı geçiyoruz. Avusturya'nın bu ikinci bölümü. Size böyle yolları gösterdim. Hadi bakalım ben şimdi yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada bak. Lütfen.